Şahin. Hayırdır kardeşim? Niye çağırdın beni buraya? Kusura bakma Kirve ya. Öyle alelacele çağırdım seni. İki çift laf ederim. Yok be oğlum, estağfurullah. Çay ısmarla da bari, getirdiğine değsin beni buraya. Bir çay daha alabilir miyiz? Nesliyle aranızın bozulmasına üzüldüm Kirve. Her şey benim yüzümden. Olayları farklı yorumladım. Hakkını helal et. Ama şimdi böyle düşünmüyorum. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Bu sevgiyi bozmaya da kimsenin gücü yetmez zaten. Ben sevdamı da, aşkımı da kendi içime gömdüm. Anlayacağın, kendi dünyama çekildim yani. Sen de artık dön salona. Yeniden bir aile olalım. Eski günlerdeki gibi. Artık çok geç be Şahin. Olaylar çok hızlı gelişti. Kafam, gönlüm allak bullak be oğlum. Buradan geri dönüş çok zor. Nesi zor Bekir be? Sen Nesli'yi sevmiyor musun? Seviyorum. O zaman nesi zor? Nesli için döneceksin. Artık bitti. Düşmanlık, kavga, gürültü her şey bitti. Bir arada olacağız. Peki Nesli istiyor mu bunu Şahin? Salondakiler? Benim artık orada boks yapacak bir alanım yok oğlum. Benim sizin aranızda yerim yok. Var Kirve. Sen o salonun bir parçasısın lan. Sen olmadan eksiyiz lan. Bak kardeşim. Ben artık boks yapamayacağımı öğrendim Kerem. Bu kol iflas. Ne demek lan iflas? İflas işte. Artık bir işe yaramaz demek. Yumruk atamaz demek. Oğlum, çalışırsın lan. Düzeltirsin her şeyi. Boşuna debelenme. Çaresi yok. Ben hayatımda en çok istediğim şeyi, bir gün bile hayal etmeden duramadığım şampiyonluğu hiçbir zaman kazanamayacağım. Hiçbir zaman göremeyeceğim. O ring bana haram artık. Ama ben her şeye rağmen salonu ailem olarak görüyorum. Niye biliyor musun? Çünkü onlar bana kol kanat olacaklar. Çünkü biz birbirimize kol kanat oluruz. Çünkü bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Söyle bakalım Matador. Döneceğim mi yuvaya? Kardeş sen ne saçmalıyorsun? Amatör müyüz lan biz? Artist! Lan kapat telefonu!